Ergündiler, son perde. Tarih yazan devletler aklına en iyi şekilde kullandığı için büyük olmuştur. Roma gibi, Osmanlı gibi. Osmanlı üç kıtada nasıl at koşturdu? Askerleri nasıl intikal etti? Nasıl ikmal yapıldı? Adalet mekanizması nasıl kuruldu? Para nasıl yönetildi? Özgürlük nasıl sağlandı? Bunların cevapları koca bir imparatorluktu. İstesek de istemesek de şimdilerde bunun benzerini Amerika yapıyor. Sevip sevmemek önemli değil. Afganistan'da da, Irak'ta da, Pasifik'te de bayrak gösteriyorlar. Gökyüzü zaten onların Para da. Kasasında dolar tutmayan bir devlet var mı? Yok tabii ki. Şimdilerde dünya Avrupa'nın geleceğini konuşuyor. İngiltere çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkarsa ne olur çıkmazsa ne olur? Böyle yüzlerce soruya cevap arıyor. 2000 yılında Georgetown'da bir profesör bazı belgeler yayınladı. CIA'ya ait belgelerdi. Bu belgeler Avrupa Birliği'nin fikir babasının CIA olduğu iddia ediliyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupayı kontrol etmek isteyen Washington kendi modeliyle geliyordu. Parayı kullanarak Avrupayı dizayn ediyordu. Amacı tek tek ülkeleri kontrol etmektense hepsini bir çerçeveye toplayıp tümüne hükmetmekti. Avrupa ilk başlarda parasal ve politik birlikten uzaktı. CIA adım adım geldi rasyonel davranarak kendi hedefleri için gerekli olanları yavaş yavaş hayata geçirdi. CIA'in perde gerisinde desteğiyle Almanya markı, Fransa frankı bıraktı. Kendi parası olmayan bir devletin bağımsızlığı olmazdı. İngiltere yine bir ölçüde tedbirliydi. Para sisteminin içine girmediler. Girenler tek tek bütünün etkisiz parçası oldu. Özel bankaların son sözü söylediği bir ekonomik sistemde bağımsızlık ayakta kalamazdı. Siyasi, hukuki ve finansal sistemde üye ülkeler zamanla eyaletlere dönüştü. Mesela Yunanistan birlik içinde bir ülkeydi. Diğer ülkeler gibi merkez bankaları bir sembol haline gelmişti. Mesela Atina kendi bankalarında euro basamıyordu. Tıpkı Portekiz, İtalya ve İspanya gibi. Belgeye göre CIA'nin asıl operasyonu sonuçta İngiltere'yi bitirmekti tıpkı Roma gibi tarihteki yerini almasını sağlamaktı. Ne sonuç çıkacak bilmiyoruz ama İngiltere'nin yaptığı oylama bu nedenle çok önemli. Çıksa da çıkmasa da Avrupa asla ve kata artık eskisi gibi olmayacak. Bir profesör ve CIA belgeleri 2000'de bunları yazmış ve söylemişler. Tarihi her zaman istihbarat örgütleri değiştirmiştir özellikle son 200 yılı. Bir ülkenin gücü hedefleriyle doğru orantılıysa kimse önünde duramaz. Osmanlı, Roma, Britanya ve Amerika böyle. Eğer doğruysa CIA'nin yaptığı normal insanların çok ötesinde bir operasyon. Silah yok, bomba yok, tehdit yok, uyarı yok ama 28 Avrupa devletini kontrol var. Akıl bu. Amerika demişken devam edelim. Daha önce yazdım. Kissinger Putin'i ziyaret etti. 8-10 gün Moskova'da kaldı. Dünyanın tek kutuplu olmaması gerektiğini en net söyleyen isim Kissinger'dı. Putin kendisini sever ve sayardı. 10 gün ne konuştular tam olarak bilen yok ama bir şeyler sızdı. Kissinger iki kutuplu dünyanın gerekliliğini Putin'e de anlatmış. Ama engel olamazsam olacaklar da şunlardır diye sıralamış. Gelecek 10 yıl içinde de Amerika küresel dengeyi belirleyecek, listede değişimler yaşanacak, öncelikle dünyayı bir malikane gibi düşünmeliyiz. Son 100 yıldır olduğu gibi malikanenin en büyük odasında Amerika yer alacak. Rusya'nın odasının değişme zamanı geldi. Malikanenin balkonlu diğer büyük odasında artık Rusya olmayacak. Bunu Putin'e anlatan Kissinger'dı. Elbette Putin bunu kabul etmeli. Hemen etmesi mümkün değildi zaten. Ancak sonrasında başlayan ağır ambargolar, enerji fiyatlarındaki düşüş Rusya'da yeni kararların alınmasına yol açtı. Putin'e yapılan son ikazla birlikte balkonu olmayan ancak ferah bir odaya geçmesi söylendi. Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Hindistan yani gelişmekte olan ülkeler de yeni taleplerde bulundu. Dünya düzeninde yeni oluşum için Çin ve Rusya'nın da rolü belli oldu. Çin Rusya'nın önüne geçecek ancak Amerika'ya bağımlı politikasıyla yaşayacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika tarafından dikte edilen Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği ve NATO görevini yaptı. Birleşmiş Milletler ise daha güçlü olarak yoluna devam edecek. Yeni sistemde yeni oyuncular yerini alacak. Washington'la ortak bir yol bulanlar rahat edecek görmediğimiz 3. dünya savaşının sonuçlarının ne olacağına bakmakta büyük fayda var. avrupa komünizm korkusuyla bir araya getirildi. yalta'dan bu yana aslında washington'da moskova dostu. kimse bunu görmedi. şimdi ise sovyetleri durdurmak için kenetlenen avrupa kendi içinde çöküyor. Fransız istihbaratı yakında bir iç savaş çıkarsa kimse bunu durduramaz uyarısı yaptı. Avrupa acı içinde kıvranırken 1945'ten beri korktukları Ruslar da sarsılıyordu. Onlar da büyük bir oyunun büyük bir oyuncusu olarak kenara alınıyordu. Kapitalizmle komünizmi çıkaran Avrupa'da Rusya'da çöküyordu. İdeolojiler giderken yerine ne gelecekti? Bilen yok şimdilik. Ama en çok İslam kullanıldığına göre Müslümanlar sahne alacak. Senaryoyu bilmesek de bu böyle eğer Kissinger Putin'e eskisi kadar büyük olmasa da balkonlu olmasa da şu odaya geç senin yerine Çin geliyor dediyse bilin ki Türkler çok daha önemli rol alacak demektir. Bu hem içeride hem bölgede hem dünyada büyük değişimlere yol açar. Yeni oyunu kuranlar Çin'i ekonomik olarak kontrol etmenin dışında coğrafi olarak da kıskaca almak isterler. Türkler burada çok ama çok önemli yer tutar. Paranın sahipleri Amerika'ya gidiyor. Birileri tek kutuplu dünya istiyor. Kissinger gibilerse tek kutup olmaz, Çin'i Amerika'nın karşısına koyalım diye bastırıyor. Eski oyunun yıkıldığı bir gerçek. Roosevelt, Stalin ve Churchill'in kurduğu oyunun sonuna gelindi. Oyuncular tek tek sahne gerisine alınıyor. 1945'te sonar yani 2. Büyük Savaş'tan sonra yepyeni bir oyun sahneye konuluyor. Terör örgütleri ve paranın üzerinden. Sadece Sykes-Picot değil, onu yapanlar da gidiyor. Sovyetler komünizmle etrafını tehdit ederken bundan en çok Türkiye ürkmüştü. Moskova'ya kaçan tek bir komünistimiz bile yokken hem Osmanlı'yı yıkanlar ve tehdit edenler gariptir, tek tek tökezliyordu. Ama biz hiç olmadığımız kadar kuvvetliydik. Dengede her şekilde Türkiye var. Saldırı da, risk de, düşman da olacak. Ama kim hangi denklemi kurarsa kursun, merkezinde biz olacağız. Türkiye böyle bir ülke. Ergündüler Takvim